Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri kanalt.com ve Kanal T'nin Facebook sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz. Gazetenin ikinci bölümünde Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra bizlerle olacak. Kendisi aynı zamanda biyolog, hem koronavirüsün konuşacağız, hem nasıl bir virüs onu konuşacağız. PCR testi nedir, hızlı test nedir, bunlar hakkında da bilgi alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sabırla ve umutla sürecin geçmesini bekliyoruz. Evet, bugün hem siyaset hem de biraz mesleğinizle de alakalı bilgi alacağız sizden. Evet. Siz aynı zamanda biyologsunuz. İsterseniz ilk önce koronavirüsle ilgili bir konuşalım. İşte yaklaşık 50 gündür, bu 45 gündür bu tedbirler devam ediyor. Yavaş yavaş da açılım süreci de başladı. Dün Bakanlar Kurulu bu çerçevede 4 Mayıs'ta belli işletmelerin açılması yönünde karar aldı. Siz bu noktaya kadar gelirken izlenen süreci nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yaklaşık 1,5 aydır evlerimizde ciddi şekilde izole olarak sürecin de en hafif hasarlarla atlatılmasına hem hükümet erki hem de halkın da katkısıyla destek veriyoruz. Süreç gayet başarılı olarak yürütülüyor. Yalnız halkın da hakkını teslim etmek istiyorum. Çünkü hükümet erkiyle, de eliyle, devlet eliyle alınan tedbirlere uymakla yükümlü olan halkımız da hakikaten büyük ölçüde uyarak bu sürecin başarıyla atlatılmasına ciddi katkı sağlamıştır. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Peki efendim, biraz isterseniz bu koronavirüs nasıl bir virüs? Bize bunu anlatabilir misiniz? Evet, koronavirüsün nasıl bulaştığı ilk günden itibaren dünya insanına izah edilmiştir. Koronavirüs ya da virüsler ne canlıdırlar ne de cansızdırlar. Canlılarla cansızlar arasında yer alan bir gruptur. Yaşam döngülerini devam ettirebilmeleri için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar. Yani yüzeylerde, yolda, belde, herhangi bir yerde virüs tek başına canlılığını asla sürdüremez. Çok kısa bir ömrü vardır. Bazen dakikalarla, bazen 2-3 günle sınırlı olabiliyor. Yani sokaklarda gezen aslında virüs değildir. Sokaklarda gezen insanlardır. Bildiğimiz gibi artık halk tarafından da, dünya insanı tarafından da kanıksanan, farkındalık geliştirilen bir bilinçtir. Virüsün, özellikle yeni tip koronavirüsün insan bedenine nasıl girdiği ve insanı hasta ettiği. Özetle, yeni tip koronavirüsün insan vücuduna giriş kapısı 3 kapıdır. Ağzımız, burnumuz ve gözlerimizdir. O yüzden ellerimizi yıkamadan hiçbir şey tüketmemeliyiz. O yüzden ellerimizi hiçbir şekilde burnumuza ve gözlerimize götürmemeliyiz. Çünkü bu virüsün bedenimize girmesine katkı koyan en önemli faktör ise ellerimizdir. Bundan dolayıdır ki ellerimizi sık sık sabunlu suyla yıkamak zorunluluğumuz vardır. Virüs insan bedenine girdiği zaman hücrenin içerisine giriyor. Hücre zarını deliyor, hücrenin içerisine giriyor. Hücrenin içerisinde çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve hücreyi patlatıyor. Hücreyi patlattıktan sonra diğer hücrelere aynı şekilde hücre zarını delerek giriyor. Oralarda çoğalıyor ve vücudumuza yayılıyor. Belli bir gün sonra, genellikle yeni tip koronavirüs insanı enfekte ettikten 5 veya 6. günde kişide belirtiler göstermeye başlayabiliyor. Soğuk algınlığı belirtilerine benzeyebilir bazen. Boğaz ağrısı gibi, kuru öksürük gibi en belirgin özelliğinin yüksek ateş olduğunu ifade ediyor hekimlerimiz. Nefes darlığı gibi gibi belirtilerin baş gösterdiğini gözlemliyoruz. Bundan dolayıdır ki ısrarla hekimlerimiz en
ufak bir şikayetiniz varsa mutlaka doktorunuza ulaşınız. Mutlaka erken tedaviye başlayınız çağrısını yapıyorlar. Bizim ülkemizde halkımız gayet bilinçlidir. En ufak bir şikayette mutlaka doktoruna telefonla ulaşıyor, yaşamış olduğu sağlık sorunlarını dile getiriyor ve şu anda hekimlerimizin hiçbiri en ufak bir şikayeti dahi göz ardı etmeden mutlaka ilgili kişiyi takibine alıyor. Bizzat hekimlerimiz tarafından ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetiyle gelen her vatandaşımızı bizzat doktorumuz kendi gözetiminde takip ederek tedavi sürecine, gerekirse tedavi sürecine de başlıyor. Bu bizim ülkemizde çok büyük bir şanstır. Çünkü biz devlet olarak, hükümet olarak, sağlık camiası olarak halkımıza çağrıda bulunuyoruz. En ufak bir şikayetiniz varsa mutlaka bize ulaşınız. 1102 hatlı telefonumuza mutlaka ulaşınız. Hastanemize mutlaka ulaşınız ki olası bir COVID-19 hastasıysanız süreci, hastalığın başlama sürecini en başta yakalamış olalım, hızlı bir şekilde tedavinize başlamış olalım ve erken teşhis hayat kurtarır cümlesinden de yola çıkarak sizi sağlığınıza kavuşturup evinize gönderebilelim. Ama Avrupa ülkelerine baktığınız zaman veya Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman ateşli hastalara evinizde kalınız çağrısı yapılıyor. Tam tersi, bizim ülkemizde hastalarımıza veya herhangi bir belirtisi olan kişilere mutlaka hastaneye gelin çağrısı yapılırken Avrupa'da, Amerika'da evinizde kalınız çağrısı yapılıyor. Sağlık sistemleriniz ne kadar güçlü olursa olsun eğer hasta sayısı hastane kapasitesini aşan noktadaysa İşte sağlık sistemi böyle çöker ve işte mecburen hekimler hastalara evinizde kalınız çağrısı yapar. Herhalde tam da bu virüs bu salgına yol açabilecek kapasitede güçlü bir virüs ki zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu salgın hastalık olarak ilan etti. Bütün dünyada da zaten can kayıplarından, bu hastalığa yakalanan vaka sayılarından görüyoruz. Evet. Bizleri izleyen izleyicilerimiz var. Muhammed Bekman iyi yayınlar demiş. Leman Canlıbel Hanım'ın bir sorusu var size. Tabii. İyi yayınlar demiş, hayırlı günler. Benim bir sorum olacak. Tabii. Şimdi inşaat sektörü açılacak. Peki bu işçiler toplu iş araçlarıyla gidiyorlar. İş arabasında 6-7 kişi. Bunlar için bir sorun olur mu? Lütfen aydınlatırsanız memnun olurum demiş. Evet. Simen Hanım, Simen Ege'li iyi yayınlar dilerim Teşekkür demiş. Ederim, sağ olsun. Hacer İleri Hanım, o da iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz evet, tüm Leman izleyicilerimize. Hanım'ın... Leman Hanım'ın sorusuna cevap verelim. Tabii ilel ebed hiç kimse, hiçbir dünya insanı evde izole olarak yaşamını sürdüremez. Belli bir süre sonra salgın hastalık ilgili ülkede kontrol altına alındıktan sonra elbette ki yavaş yavaş normal hayata geçiş süreci başlayacaktır. Bizim ülkemizde de salgının şu anda kontrol altında olduğunu ilim çerçevesindeki hekimlerimiz zaten ilan ediyor. Bilim kurulundaki uzmanlarımız zaten ilan ediyorlar. Dolayısıyla 4 Mayıs'tan itibaren yavaş yavaş normal hayata geçiş de başlayacaktır. Yalnız bu şu demek değildir. Normal hayata geçiş başlayacaktır. Ancak her şey nasıl olsa tamamdır. Biz eski salgından önceki dönemde olduğu gibi hiçbir tedbir almadan hayatımıza devam edebiliriz. Bunu kesinlikle hiçbir vatandaşımız bu şekilde algılamamalıdır. Biz uymamız gereken kuralları, hijyen kurallarını, sosyal mesafe kuralını ve korunmayı gerektiğinde özellikle markete giderken eldiven kullanma zorunluluğumuzu ve sokağa çıkarken maske kullanma zorunluluğumuzu bir süre daha yaşam biçimi olarak hayatımıza yerleştirmemiz gerekir. Toplu taşımayla ilgili arkadaşların iş yerine gitmesi bir süre sonra
elbette ki gerçekleşecektir. Hem koltuklarda otururken mümkünse eğer ikili koltuklarda ikisi yan yana değil de bir dolu bir boş, en azından o bir metrelik mesafeyi koruyacak şekilde oturmaya dikkat edilmeli. Aynı zamanda maske mutlaka ve mutlaka kullanılmalı. Neden maske çok önemlidir? Onu izah etmek istiyorum. İki insan karşılıklı konuşurken bizim gözle göremediğimiz kadar küçük tükürük zerrecikleri ağzımızdan zaten atılıyor. Ve biz konuşurken gözle görülemeyen tükürük zerrecikleri ağzımızdan atılırken 1,5 metre daha ileriye gidebiliyorlar. Ancak biz maske kullandığımız zaman hem ağzımızdan atılacak olan tükürük damlacıklarının 1,5 metre öteye gitmesini önlemiş oluruz. Hem de aynı şekilde karşımızdaki evet. insanın ağzından atılacak damlacıkların bize gelmesini önlemiş oluruz. Dolayısıyla yüzeylere yapışmasını da önlemiş oluruz. Bulaşma oranını iyice aşağıya çekmiş oluruz. Bundan dolayıdır ki mutlaka ve mutlaka maske kullanma zorunluluğu vardır. En azından bir süre daha. En azından bu salgının tüm dünyada da aşağılara çekilene kadar. Çünkü biz kendi ülkemizde sadece salgını kontrol altına aldık ve zafere doğru ilerliyoruz diyebiliriz. Ancak bunu %100 diyebilmemiz için dünya genelinde ülkelerin zafere doğru ulaşması gerekmektedir. Yayınlanan bilgilerden takip ettiğimiz kadarıyla şu anda 185 ülkede bu salgın yaşanıyor. Evet. Geçtiğimiz 27 Nisan günü Yeni Zelanda Başbakanının ve Sağlık Bakanının yapmış olduğu bir açıklama vardı. Biz Yeni Zelanda'da koronavirüs savaşını kazandık diye ilan ettiler. Bu çok mutluluk verici bir haberdi. Yeni Zelanda'nın yaklaşık 5 milyon nüfusu vardır. Oradaki salgından dolayı 19 kişi hayatını kaybetmiştir. Tespit edilen vaka sayısı 1469'du. Ondan sonra yapılan çok sayıdaki testlerle, alınan ciddi önlemlerle bu salgının önüne geçmiş oldular. Ve şu anda Sayın Yeni Zelanda Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada şöyle bir ifade yer almaktadır. Bizim bulaşmamız, dışarıdan bulaşmamız artık sıfıra inmiştir. Tek tük belli o tespit edeceğimiz vakaların da nereden olduğunu biliyoruz. Kendi içimizdendir diyor. Bu da bizim için çok önemli bir kontroldür. O yüzden Yeni Zelanda'yı da kutluyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de buna benzer bir tablo vardır bugün itibariyle. Bu şekilde yavaş yavaş ülkeler kendi zaferlerini, salgına karşı elde ettikleri zaferlerini açıkladıkça da biz mutlu sona doğru ilerlemiş oluyoruz demektir. Tabii yani koronavirüsün de hızla bulaş ihtimali olan yüksek bir virüs olduğunu da unutmamak lazım. Yani rehavete evet. de kapılmamak gerekiyor. Evet. Ki evet. yani Singapur böyle bir hataya düştü. İtalya'da da, evet. Yani onu da ifade etmekte fayda var. %100. O yüzden maske takmayı mutlaka ihmal etmesinler diye çağrı evet. yapıyorum. Ben de bilim kurulundaki tüm Peki. arkadaşlarımızda bu virüs çok kolay bulaştığı için ve bulaşan insanlarda hastalık olmasına rağmen %80 kişilerde hiçbir belirti göstermediği için o yüzden bu salgını kontrol altına almak çok da kolay olamadı ve ciddi tedbirlerin de alınması gerekliliği doğdu. Ayşe Arzu Sucuoğlu size iyi yayınlar kıymetli arkadaşım. Sevgilerimi gönderiyorum arkadaşıma. Evet, evet şunu da soralım biz. Bu virüsle ilgili sizin düşünceniz nedir? İki tane farklı görüş var. Bir tanesi işte Çin'in Wuhan kentinde yarasalardan insana geçti, insandan insana bulaştı. Evet. Diğer görüş ise çok az seslendiriliyor ama neticede bu da var. Bu virüsün yapay olduğu yönünde. Siz hangi görüşe katılıyorsunuz? İki görüş de yayınlandı. Ancak elimizde somut, geçerliliği kanıtlanmış belgeler olmadan kendi kişisel yorumlarımızı dile getirmek çok sağlıklı değildir. Çünkü dinleyenleri yanıltabilir. Elimizde hiçbir şekilde somut bilgi yoktur. %100 biyolojik bir savaştır diyemeyiz. %100 yarasalardan bulaştı
şu an itibaren belki diyemeyiz ama kuvvetle muhtemel hayvandan insana geçtiğini ben tahmin ediyorum ama elimizde resmi kanıtlar, belgeler olmadan bu şekilde oldu demek çok sağlıklı bir bilgi paylaşımı değildir. Ancak bu virüs salgınları neden oluyor sorusuna da cevap vermek hiç de zor değildir aslında. Çünkü yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı şu anda etkisi altına almıştır, olumsuz etkisi altına almıştır, ekonomi dibe vurmuştur, eğitim durmuştur, sosyal yaşam zedelenmiştir, birçok olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Ama biz dünyayı çok yorduk. Biz dünyaya neler yaptık acaba? Dünyadaki doğanın dengesini nasıl bozduk acaba? Bir biyolog olarak bunları da dile getirmekte aslında ben fayda görüyorum. Çünkü doğanın dengesi tüm canlılar alemiyle birlikte kurulur. Her canlının kendine özgü bir yaşam alanı vardır. Ve o canlıların da birbirini dengeleyen bir döngüsü vardır. Bitkiler alemi, hayvanlar alemi, insanlar alemi, bakteriler, virüsler bir bütün olarak bu dünyada yer almaktadır. Biz ormanlarımızı maalesef yok etmekle ciddi şekilde meşgul oluyoruz. Ormanlarımızı yok ederek biz beton yığınlarını dikmeye devam ediyoruz. Halbuki biz ormanlarımızı yok ederek kendi oksijenimizi tüketiyoruz. Nasıl ki akciğerlerimiz bizim nefes almamıza neden oluyor ve bizim hayatta kalabilmemiz için oksijene ihtiyacımız vardır. Doğanın da akciğerleri ormanlarımızdır. Biz ormanlarımızı yok ederken aslında doğanın akciğerlerini devre dışı bırakıyoruz. Eğer ormanları yok ederken biz akciğerlerini, doğanın akciğerlerini devre dışı bırakacaksak o zaman oksijen üretimini hangi dokudan bekleyeceğiz? Oksijen tüketimi olmazsa biz nefes alamayız. Aslında biz kendi hayatımıza ket vuruyoruz da farkında değiliz. Yeni tip koronavirüs nasıl ki bizim akciğerlerimizi enfekte ediyor ve bizi hasta ediyor ve bizim için bir hastalık etkenidir, bir patojendir tıptaki kullanılan ifadesiyle insanoğlu da ormanların yeni tip koronavirüsü olmamalıdır diye ifade ediyorum. Biz de ormanların, doğanın akciğerini devre dışı bırakmamalıyız diye ifade ediyorum. Biz oradaki bitki örtüsünü yok edersek, oradaki ormanları yok edersek, elbette ki virüsler de, bakteriler de kendilerine başka yaşam alanları arayacaklardır. Yaşamını sürdürebilmesi için elbette canlı bir hücreye ihtiyaç duyar virüs. Bitkide yaşarken rahat rahat, biz o bitki örtüsünü yok edince haklı olarak virüsler insanların bedenlerine gelip yaşam bulmaya çalışacaklardır. Biz burada kendimizi de ciddi ciddi sorgulamak zorundayız. Doğadaki vahşi yaşam olabilir. Orada vahşi hayvanlar da olabilir. Ancak o vahşi yaşam içerisinde de ciddi bir denge söz konusudur. Amerika'da dağ aslanları büyük boynuzlu keçileri avlayarak besleniyorlar. Amerika'daki avcılar bunu tespit etmiş ve demişler ki dağ aslanları fazla sayıda keçileri tüketiyorlar. Gelin biz bu dağ aslanlarını öldürelim. Ve ava çıktılar, dağ aslanlarını çok sayıda avlayarak öldürmüşler. Bir süre sonra büyük boynuzlu dağ keçilerinin sayısında sağlıksız bir şekilde çoğalma görülmüş. Ve o çoğalmanın ardından meydana gelen bir salgın tüm dağ keçilerini maalesef yok etmiş. Onların nesli tükenmiş. O dönemin bir kızılderili bilgesine sormuşlar. Siz bunu neye göre açıklarsınız? Sizce nasıl oldu da dağ keçilerinin nesli tükendi? Kızılderili bilgenin cevabı çok ilginçti. Dağ aslanları hiçbir surette sağlıklı dağ keçisini avlamaz. Mutlaka hasta olanı avlar. İşte doğadaki denge de bu şekilde kurulur. Vahşi hayvanların arasındaki denge bu şekildedir. Vahşi hayvan avını hasta olan hayvanı avlayarak
elde eder ve doğadaki güçlü hayvanların yaşamına devam etmesine katkı koyar. Ama biz bu zincirleri insan eliyle, bu doğa zincirini insan eliyle kırarsak, biz bugünkü salgınlarla mücadele etmek zorunda kalırız. Bazı hayvanların neslinin tükenmesine katkı koyarız. Hava kirliliğinin artmasına neden oluruz. Erozyonların, toprak kaymalarının meydana gelmesine neden oluruz. Bazı tehlikeli bitkilerin ve hayvanların da üremesine, çoğalmasına neden oluruz. Ve birçok doğal afetleri de beraberinde getirmiş oluruz. Bundan dolayıdır ki doğaya biz sahip çıkmalıyız. Doğanın güzelliklerine kucak açmalıyız. Doğanın güzelliklerini yaşamak varken doğayı tehdit eden çevre koşullarıyla biz doğayı yormaya devam edersek başımız daha çok 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 ağrıyacaktır. Peki bu bilim insanları açıklıyor, koronavirüsün başka çeşitleri de var. Yani sadece bu günkü karşılaştığımız değil, başka tüp koronavirüs ailesinin mensubu olan virüsler de var. 7 çeşit koronavirüsümüz vardır. Evet, şu anda literatürde 7 başlık altında toplanan koronavirüsler vardır. İlk 4 grupta toplanan koronavirüsler bizleri zaten gripal enfeksiyon, tabii grip enfeksiyona neden olan influenza'dır. Ancak çok hafif bir şekilde atlatmamıza neden olan bu üst solunum yolu enfeksiyonlarını ilk 4 grupta yer alan koronavirüstür. Sonrasında SARS ve MERS koronavirüsleriyle insanoğlu karşılaştı. Fakat onlar salgına neden olmadığı için kendi bünyesinde görülen ülkelerde kısa sürede mutasyona uğradıkları için de aynı şekilde sonlanmışlardır. Fakat 7. sırada yer alan yeni tip koronavirüs, her yıl zaten bu virüsler mutasyona uğrayarak bir değişik formatta, bir değişik genetik yapıda yeryüzüne geliyor ve insanoğlunu enfekte ediyor. Bu yıl Aralık ayında, 2019 yılında hepimizin de bildiği gibi Çin'de meydana gelen, tespit edilen yeni tip koronavirüsün çok daha kolay bulaştığı, çok daha belirtisiz insanları hasta ettiği için bir salgın haline dönmüştür. Yoksa virüsler inşallah bundan sonraki mutasyonunda da daha ölümcül bir virüse dönmeden önlemi alınmış olur. Peki ilaç tedavisi mi, aşı tedavisi mi bunlar için uygun olan? Yani baktığımız zaman şu an ilaçla ilgili çok fazla bir çalışma yok ama aşıyla ilgili hemen hemen, evet, 30-35'e yakın ülke bir çalışma gerçekleştiriyor. İşte bilim insanlarını bu yöne, işte hem maddi anlamda hem teknik anlamda, sağlık alanında destek veriyorlar. Bu noktada siz hangisini değerlendiriyorsunuz ve önümüzdeki süreçte en yakın ihtimalle aşı ne zaman gelir? Evet, tüm dünyada her bir birey aynı konuyla uyanıyor, aynı konuyla uykuya geçiyor. O yüzden aşıların üzerindeki çalışma dünya genelindedir. Muhtemel bir ilaç tedavisi de gündeme gelecekse yine dünyaca bilim adamları tarafından ilaç tedavisi adına çalışmalar devam ediyor. Aşının da tedavinin de ilaç tedavisinin de gündeme belki de paralel bir zaman diliminde geleceği de mümkün olabilir. Aşı denemelerine geçtiğimiz hafta zaten başlandığını da biliyoruz. Hı hı. İki farklı formatta geliştirilen aşılar gönüllü kişilere uygulanmış ve bunların vereceği reaksiyonlar, aşıya alacağımız cevaplar hangi yöndedir? Yine bilim adamları tarafından takip edilip bize bilgi paylaşımında bulunacaklardır. Aşının geliştirileceğine inanıyorum. İlaç tedavisinin de geliştirilmemesi için hiçbir neden yoktur. Antiviral ilaçların üretilmesi ve piyasaya sürülmesi de kuvvetle muhtemeldir. Ben teknolojinin bu kadar ilerlemiş olduğu bir dönemde bu gibi
icatların da yapılamayacağına kesinlikle inanmıyorum. Peki. Bunların da tabii geçerliliği ne kadar olumlu yönde insanlarda başarı sağladığından emin olmak gerekir ki piyasaya sürülebilsin. Peki dünya genelinde insanların %65-%70'inin enfekte olacağı söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi %65'lik bir oran veya %60'lık bir oran ifade edilirken aslında ilgili toplumun bağışıklık kazanmasını anlatmaya çalışan bir orandır. Bu oranda kendi ülke bazında ifade edilen bir orandır. Genele de baktığımızda tabii ki dünya çapında diye ifade edebiliriz. Biz kendi ülkemizde veya Türkiye Cumhuriyeti'nde veya Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç fark etmez. Yapılan bu testlerle, antikor testleriyle yalnız. Çünkü siz bağışıklık kazandınız mı, kazanmadınız mı öğrenebilmek için antikor testlerinize bakmanız gerekir ki bizim ülkemizde tarama testleri yapılırken hızlı kart testler yapılıyor ve orada antikor bağışıklığınız kazanıldı mı, kazanılmadı mı buna cevap bulmaya çalışıyoruz. Biz bu testleri yaptıkça ve bu testleri yaptıktan sonra kaç kişide IgG'nin pozitif olduğunu tespit ederek yüzdelik oranını ifade edebiliriz. Kısaca kar testin ne demek olduğunu evet. izah edersek Tabii. belki daha iyi anlaşılabilir. Yani şöyle soralım biz. Hızlı Buyurun. Test dediğimiz bir olay var. Evet. Bir de PCR testi dediğimiz başka bir yöntem var. Doğru. Şimdi bu hızlı test dediğimiz yanlışsak düzelttin. Evet. Kandan Doğru. alınarak yapılan test. PCR testi dediğimizde işte bu kulak çöpüne benzer bir Gereçli. Swap diyoruz biz ona, evet. Ağızdan ve burundan alınan sürüntü. Evet. Şimdi ikisinin arasındaki fark nedir? Bizlere bunları bir anlatır mısınız? Memnuniyetle. Şimdi virüs vücudumuza girdi. Ağız, burun veya gözden. Üç giriş kapısı var demiştik çünkü. Virüs vücudumuza girdi, çoğaldı ve bizi enfekte etti. Biz şu anda belirti gösteriyor olabiliriz, belirti göstermiyor da olabiliriz. Belirti gösterdik, boğazımız ağrıdı, öksürüğümüz başladı ve doktorumuza müracaat ettik. O bizi muayene eder, klinik bulgularını tespit eder ve bize bazı sorular sorar. Kaç günden beri mesela bu şikayetlerinle mücadele ediyorsun gibi bazı sorular sorar. Ve doktor o anda karar verir. Tamam, sen yaklaşık işte 5-6 günlük veya bir haftaya yakındır bir süre bu şikayetlerinle bana müracaat ettin. Sana bir PCR testi yapalım der. Burundan veya boğazından sürüntüyle örneği alır. PCR testini yapar ve pozitif bir netice alırsa bu PCR testinin pozitif olması şunu anlatır. Siz virüsle evet karşılaştınız ve şu anda aktif olarak bu hastalığı geçiriyorsunuz. Siz şu anda hastasınız demektir. İnsan vücudu bu hastalığa karşı bir direnç gösterir. Elbette biz virüsü aldık, hasta olduk ama vücudumuzda meydana gelen sahnenin birinci perdesidir bu. Peki vücudumuzda meydana gelen sahnenin ikinci perdesinde neler oluyor? Bu virüs bizi hasta etti evet ama bizim bir de bağışıklık sistemimiz vardır. Bizi hasta eden virüsü yok etmek için, bizi iyileştirmek için antikorlarımız devreye girer. Ben bunu askerlerimiz olarak ifade ediyorum ki sembolize edince çok daha kolay anlaşılır olabilsin diye. İkinci perdede askerlerimiz devreye girer. Yani antikorlarımız. Her bir antikor gider virüse müdahale eder. Virüsü etkisiz hale getirmeye çalışır. Yok etmeye çalışır ki biz iyileşelim ve bağışık bir insan haline gelelim. Hızlı test dediğimiz testlerde biz bu antikorların varlığını tespit edebiliyoruz.
kan alarak tespit edebiliyoruz. Hızlı testte bakılan iki çeşit antikor vardır. İmmünoglobulin M ve immünoglobulin G veya kısaltılmış olarak IgM veya diğeri IgG. Kanınız alındı, hızlı testiniz çalışıldı ve hızlı test çalıştığımız zaman IgM'nin varlığını tespit ettik. IgM'nin varlığını tespit ettiğimizde bu sonuç pozitiftir. Yani eğer daha önce siz böyle bir rahatsızlık geçirdiniz, evet, anlamı mı çıkıyor buradan? Yani evet, ve sizin kanınızdaki antikorlar, bağışıklık sisteminiz buna müdahale etti ve virüsü yendi. Onun için de bu antikor kanınızda var mı anlamı çıkıyor? Yoksa onu anlatıyordum tam. Hızlı testi yaptık. İki çeşit antikor bakıyoruz dedik. IgM, IgG. Eğer siz IgM'yi tespit ettiyseniz bu sonuç evet pozitiftir. IgG'yi tespit ettiyseniz evet bu sonuç da pozitif demektir. Ama IgM'nin pozitif olması size neyi anlatır? Evet. IgM'nin pozitif olması size şunu anlatır. Evet, siz bu virüsle karşılaştınız, sizi hasta etti, fakat bağışıklık sisteminiz devreye girdi ve bu virüsü yok etmeye çalışır. Ve şu anda vücudunuzda bir savaş vardır. Virüsü yok etmek için, etkisiz hale getirmek için şu anda sizin vücudunuzda bir mücadele vardır demektir. Artık iyileşme yoluna gidiyorsunuz demektir. IgG pozitif neyi anlatır? IgG pozitif şunu anlatır. Siz bu virüsle karşılaştınız, sizi hasta etti, askerleriniz yani antikorlarınız hücuma geçti, virüsleri tamamen etkisiz hale getirdi ve şu anda sizin vücudunuzda aktif olarak hiçbir virüs yoktur. Siz iyileştiniz demektir. Evet. Ve belki de büyük oranda, %80 oranında dediğim gibi insanlar COVID-19 hastalığını geçiriyorlar ve hiç de farkında değildirler. İşte dünya genelinde yapılan çalışmalar bu yöndedir. İnsanların kanı alınıyor ve IgG oranı kaç kişide pozitif çıkıyor onu tespit ediyorlar ve bu tespitten sonra dünya insanının yüzde kaçının bağışıklığını kazandığını ifade edebilirler. Peki bu pozitif çıkan hastaların bulaştırma riski var mı, enfekte olmuş hastalara? Hayır. IgG testi pozitif çıkan hasta tamamen iyileşmiş bir insan olduğu için hiçbir şekilde bulaştırma söz konusu değildir. Siz aktif olarak hastaysanız, yani ateşiniz vardır, öksürüğünüz vardır, siz hastasınız ve bu belirtileri somut olarak gösteren bir kişisiniz, sizin bulaştırma oranınız çok daha yüksektir. Vücudunuzdaki virüs yükü yoğun olduğu için sizin bulaştırma riskiniz çok daha yüksektir. Karşıdakinin de bulaşma riski çok daha yüksektir. Ama siz şimdi taşıyıcısınız, hastasınız, hiçbir belirti de göstermiyorsunuz. Sizin de bulaştırma olasılığınız vardır karşınızdaki insana ama çok daha az bir orandır bu siz. Evet. Çok daha, çünkü sizdeki virüs yükü az olduğu için bulaştırma olasılığınız da riskiniz de çok daha altlardadır. Peki yanılma payı dedikleri, mesela pozitif çıkıyor, daha sonra işte PCR'a girdiği zaman negatif çıkıyor. Bunu neye bağlıyoruz? Bunu da şöyle izah edeyim. Hı. Esas kafa karışıklığı tam da bu noktada yaşandı zaten. İlk partideydi. Salamis Bey Otel'deki testlerden sonra gündeme gelen bu kafa karışıklığıydı. Kart testleri yaptık, hızlı testleri yaptık ve biraz önce izah ettiğim gibi IgM'nin varlığı pozitiftir, IgG'nin varlığı da pozitiftir. Ama IgG pozitif ne demekti? Hasta oldunuz, geçirdiğiniz, şu anda sağlıklısınız demektir. Ama IgM pozitif olduğunda iyileşmeye gidersiniz demektir. Fakat burada doktor şunu merak eder. IgM'yi yaptık,
Hakikaten vücutta bir mücadele var, iyileşme yönünde bir mücadele var ama merak ediyorum. Acaba bu insanın vücudunda hala daha aktif olarak canlı, diri virüsler var mıdır? Hala daha canlı virüsler varsa ona göre tabii tedavi süreci devam edecek. İşte bunu netleştirmek için IgM testi pozitif gelen kişilere PCR testi yapıyor. PCR testini yaptığında pozitif vakayı tespit ederse der ki tamam, senin vücudunda iyileşmek için bir mücadele var evet, ama hala daha canlı virüslerin de var. Hala daha seni hasta etmeye mücadele eden virüsler de var. O zaman senin tedavin işte belirlenecek yöntemle devam edecektir. Ama IgM'si pozitif olan bir hastaya PCR testi yapıldığında negatif bir sonuç elde edildiğinde doktor der ki tamam, sen bu virüsle şu anda mücadele ediyorsun ama vücudunda hala daha canlı virüsler olmadığı için sen artık bağışıklık kazanma yönünde ilerliyorsun. Bunu anlatır. IgM'nin pozitifliği PCR'la desteklenir. PCR'da pozitif çıkarsa hala canlı virüsü vardır. PCR'da negatif çıkarsa canlı virüsü yoktur. Artık iyileşme yolunda hızla devam ediyor demektir. Evet, isterseniz mesleğinizle alakalı çok güzel bilgileri paylaştınız bizlerle. Teşekkür Siz ederim. Aynı zamanda biyolog oldunuz zaten, evet. Kanal ekranlarında şu anda gözüküyor da. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biraz da bu konuyla ilgili devam edelim. Peki. Siz de sohbetimizde şunu da ifade etmiştiniz. Yani dünyada arıların önemi. Aa, evet. İsterseniz biraz da bunlardan da bahsederseniz. Yani baktığımız evet. zaman dünyanın çeşitli yerlerinde işte şu kadar arı kayboldu, şu kadar arı gitti gelmedi ya da başlarına bir iş geldi, yani hayatlarını da kaybetmiş olabilirler ama neticede bu arıların doğallık açısından önemi nedir? Yani biraz bunları da paylaşırsanız. Tabii memnuniyetle, tabii ki bir biyolog olarak bunu da memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Arıların doğadaki dengeyi sağlamada büyük bir rolü vardır. En başta tozlaşmayı, yani bir diğer deyişle polenleşmeyi sağlayan canlılardır. Çiçeklerdeki tozlaşmayı sağlayan canlılardır. Albert Einstein 1949 yılında şöyle bir açıklama yapmıştı. Yeryüzünden arılar tamamen kaybolursa insan ömrü sadece 4 yıl kadar olur. Ondan sonra ne insan olur ne hayvan olur, hiçbir şey olmaz. Arılar bu kadar önemlidir doğadaki dengenin kurulması adına. Arılar tozlaşmayı sağlar. Tarımsal ürünlerin de veriminde arıların büyük bir rolü vardır. Tozlaşma sadece arılarla gerçekleşmez. Rüzgarla da olur, böceklerle de olur, insan eliyle de olur. Ama en kaliteli tozlaşma arılarla gerçekleşen tozlaşmadır. Ve tarımsal ürünlerdeki polenleşme veya tozlaşma arılar kanadıyla olduysa elde edilecek olan ürün de çok daha verimli olur, çok daha kaliteli olur. Hele ki şimdi çilek zamanıdır. Çileklerdeki tozlaşma arıların vasıtasıyla olduysa o çileğin hem şekli çok daha düzgündür hem de çileğin de kalitesi çok daha iyidir ve dolayısıyla o çileğin fiyatı da daha ücretli olur. Evet. Ve dünya çapında ekonomiye arıların sağlamış olduğu ciddi bir katma değer vardır ve bilim adamlarının ifadelerine göre arılar dünya çapındaki ekonomiye 250 milyar euro değerinde bir katma değer sağlamaktadır. Arıların insan hayatındaki önemi budur. Kaldı ki biz bitki örtülerini yok edersek arılar nasıl bir bitkiyi, çiçeği bulacak ki tozlaşmayı gerçekleştirsin ve bal üretebilsin? Bal insan için bağışıklık sistemini ciddi anlamda güçlendiren bir haznedir. Çok zengin evet. bir nimettir. O yüzden
arılarımıza da sahip çıkmalıyız. Sanırım şu anda da bal üretimi dönemidir de arıcı arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum buradan. Şimdi dünyanın her tarafından videolar gelmeye başladı. Bakıyoruz evet. İşte denizlerde daha önce görülmeyen aha. canlılar, doğalarda evet. doğada görünen ama kendini gizleyen yaban hayatı artık daha belirgin olarak ortaya çıkmaya başladı. Ya bunlar da yaşıyormuş bu dünyada artık diyen insanlarımız oldukça fazlalaştı. Sosyal medyada bunları evet. da görüyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, hayvanlar aleminde bir özgürleşme var. Her zaman insanoğlundan kaçan, kendini korumaya çalışan bir hayvanlar alemi vardı. Çünkü biz insanoğlu onları çok ürküten, çok korkutan, yeri gelen, vicdana sığmayan, eziyetler çektiren kişiler de olduk. O yüzden şimdi yunusların kıyılara geldiğini izleyebiliyoruz. Maymunların, keçilerin asfaltta yürüdüğünü görebiliyoruz. Kuş seslerin arttığını işitebiliyoruz. Ve biz bunları gördüğümüz zaman aslında ne kadar da mutlu oluyoruz. Bu görüntüler bizi psikolojik anlamda besliyordur da. Bazı gerçeklerle de yüzleştirdi bizi bu salgın aslında. Hayvanlara yaptığımız eziyet, tabiat anaya yaptığımız eziyet aslında nelere mal oldu? Onu görüyoruz biz. Ve ekonomik açıdan da biz kendi ülkemizde özellikle yüzleştiğimiz başka gerçeklerimiz de vardır. Üretimde ne kadar geride olduğumuzla gerçekleştik. Yerli üreticiyi ne kadar desteklemediğimizle gerçekleştik. Çünkü biz kendi yerli üretimimizi desteklemezsek o üreticinin de aslında yok olmasına katkı koyarız. El açan durumda değil, kendi ayakları üstünde duran bir devlet olmalıyız. Bizim kendi ülkemizde üretime büyük oranda sahip çıkmak ve destek vermeliyiz. Ülkenin güç kaynakları üretim, tüketim ve verimliliktir. Bir ülkedeki üretimin verimi ne kadar yüksekse ekonomi de o kadar sağlam temellere dayanıyor demektir. Bizim ülkemizde üretim yapan birçok arkadaşımız vardır. Fabrikalarımız vardır. Zeytinyağı üretiyoruz, bal üretiyoruz, sirke üretiyoruz. Bu yelpazeyi giderek genişletebiliriz. O arkadaşlarımızın ayakta durabilmesi için, daha çok güçlenebilmesi için ilk önce biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının onları desteklememiz lazım. Markete gittiğimiz zaman ilk önce yerli üretimi satın almamız lazım. Elbette ki ithal ürünlerimiz de olacak, elbette ki onlardan da satın alacağız ama bizim birinci tercihimiz yerli üretim. Paketin arkasını çevirip bakacak. Lefkoşa mı, Gazimağusa mı, Girne mi nerede üretildiyse onu teyit edecek. İlk önce o ürünü alacak. Biz üreterek var olabiliriz ancak ve ekonomisi ayaklar üstünde duran o zaman bağımsız bir devletiz diyebiliriz. Peki. Evet devletiz ama üretirsek, üretimi genişletirsek o zaman bağımsız devlet olduk diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Uluslar Birlik Partisi Girne Milletvekili ve Biyolog İzlem Gürçay Altuğrağ ile normal doğal hayatını değerlendirdik. Kendisinin görüşlerini aldık. Yarın yeni bir gazetede daha görüşmek dileğiyle esen kalın.